girmek yerine dürtükleme devam edip derken de Nocturne ve Rengar ormanda çarpışacaklar. Rengar'ın hasarı çok daha fazla görünüyor, üstüne yüklerini de biriktirdikten sonra Nocturne'ın üstüne atladığını ve sıçrayla takip ettiğini görüyoruz. Buradan canlı çıkması çok zor Mindrunk'ın, ama en azından Poppy'ye bir skor bırakmak istiyor. Poppy 2'ye 1 kalacak bu noktada, Rengar'ın canını %25'e kadar düşürdükten sonra üstüne atlanmaya kay durumundan zorluk yaşıyor. Orianna yardıma geldi. Poppy sıçrasını kullandıktan sonra Rengar'ın ultisini kullandığını görüyoruz. Mauka'nın hiç manası yok. Savaş başlayacak orada. Duvara çarptırma doğru yandadan çok güzel bir şok patlaması. Şimdi Karma da savaşa dahil oluyor. İkiz bir skor gerideyiz. 2'ye 2 oldu durum. Orianna buradan canlı çıkabilecek mi? Hatta belki skor alma ihtimali var ama Karma'ya karşı dikkatli olması lazım. Minyonların avantajını kullanıyoruz. Minyonlar bize şöyle bir ekstra %10, %20 hasar sağladı sanıyorum. Orianna'nın saldırı komuta işe yaramıyor. Karma'nın bağı ise tuttu. Şimdi Orianna'nın kalkanı. Tekrardan top geldi. Çok enteresan bir büyücü savaşı görüyoruz ortada. Evet. Karma'nın kalkanı. Orianna düşecek gibi görünüyor. Son güzel bir komut lazım. Bir gram canı varken tam topu çekecekken düşüyor ve biz bu savaşlar, bu enteresan uzun süren çatışmalar sonucunda 2 skor alıp 3 skor veriyoruz maalesef. Evet, bunlar evet, neden oldu, nasıl oldu? Sendeyiz Kaan. Nocturne biraz kendine fazla güvenli diyebiliriz. Rengar'ın erken seviyede çıkardığı hasar, Nocturne o kadar hasarın çıkacağını büyük ihtimal tahmin edememişti. Sonrasında ise Poppy gene yanlış kullanılan bir sıçrasından dolayı, daha evet yanlış kullandığı için orada hızlı bir şekilde Mauka'yı ve Rengar'ı alamadılar. Ardından gelen de Karma Orianna savaşı da büyük ihtimal gene bekleme sürelerine giden bir savaş olduğu için, Orianna komutunu kullanamadığı için Karma da Orianna'yı kesmiş durumda oldu. Çok da güzel ilerliyordu çünkü ulti Q'sundan kaçabilmişti Orianna ama olmadı. Nazar olsun, hayırlısı olsun. Evet, başlangıçta sıkıntı yaşamış olsak da şimdi Nocturne ve Rengar tekrar ormanda çarpışıyor olacaklar ama Rengar aldığı kuvvetle daha da tehlikeli bir hale gelmiş durumda. Kırmızımızı da çaldığından bahsetmeyi unutmayalım bu arada, ama şimdi burada kedicik düşecek gibi görünüyor. Ezreal'a gitti skor. Bu da alt koridorda zaten avantajı olan Ezreal'ımız için hem mavi hem kırmızı güçlendirme demek. Namin'in ultisi çok bir etkili olmayacak ama Lulu'yu biraz sol taraflara ittiği için belki yakalama ihtimali getirebilir bize. Şimdi Ezreal'ın Q'sundan gelen etkiyle yavaşlatılan Lulu'yu durdurmayı başaramasak da Lucian'ı kovalamayı ovalamaya devam ediyorlar ama herhalde bir kule altı operasyonu görmeyeceğiz orada. Mükemmel oldu bizim için. Shutdown'ı aldık. Ezreal'a verdik. Bu Ezreal'ın daha çok güçlenmesine sebep olacak. Harika bir senaryo oldu bizim için bu. Kesinlikle. Başta zaten o yukarıdaki savaşı kaybetmemizin tek sebebi senin de dediğin gibi Nocturne'ın biraz hazırlıksız yakalanıp savaşın çok erken kısmında etki gösteremeden düşmesiydi. Sonra devam eden savaş bizim için iyiydi. Yani kötü bir durumdan toparladık aslında. Şimdi o dezavantajı da kapatmış olduk diye düşünüyorum. Aynen öyle. Nehirleri daha çok totemlemeye bakmalıyız şu an. Rengar çünkü 7 seviye ve güç patlaması yaşadığı bir evrede şu an. O yüzden nehirleri totemlemeyi unutmayalım. Rengar yine bizim ormana yakın noktalarda dolanıyor ama Poppy'ye bir baskın atabilecek mi hemen totemin süresine bakalım. Hala oldukça vakti var. Yampir yengeci kesti. Ve toteme doğru gidiyor. Bu bizim için iyi aslında. Rengar'ın nerede olduğunu gördük. Aynen. Buna göre planlarımızı uygulayabiliriz. Şimdi bu arada Poppy şu an bence üst koridorda bir skor bile isteyebilir. Mauka'nın hiç manası kalmadı. Canı da kritik derecede. Ama tabii ki geri dönecek o da bu halde olduğu için. Şimdi Rengar bizim Gromp'u falan çalarken Lulu'nun orta koridora yaklaştığını görüyoruz. Totem'e yakalandı. Tekrardan bilmeyenler için hatırlatalım. Riot Games'in üniversite liginin yarı final karşılaşmasındayız arkadaşlar. BAO Esports'un iki takımı var. Blue ve Gold. Gold takımımız zaten finalde. Blue takımımız ise şu an Süleyman Demirel Üniversitesi'ne karşı yarı final karşılaşmasını oynuyor. Eğer bu karşılaşmayı kazanırsak finalde iki takımımız çarpışıyor olacak. Evet, bizim için güzel bir senaryo. Ha tabii, hangisi diyeceksiniz siz şimdi. Mavi taraf Bahçeşehir Üniversitesi Blue takımı, kırmızı taraf ise Süleyman Demirel Üniversitesi takımı. Bu arada mana eşyasını tamamlamış olduğunu görüyoruz. Ezreal'ın artık yeteneklerini kullandıkça azami manasını arttıracak, hasarını arttıracak. Nehirde ani bir hareket bekleyen bir Orianna var. Karma'ya hemen saldırı komutunu kullandı. Canını yarıya kadar indirdi tek komutla.
Ultisi de olmasına rağmen o savaşı devam ettirmedi. Sanıyorum hasarının yetmeyeceğine kanaat getirdi. Orada neden bir şok dalgası komutu görmedik? Başka bir açıklama bulamadım şahsen. Ya da manası mı yok Orianna'nın? Şöyle yok, diyebiliriz. Rengar'ın nerede olduğunu bilmediğimiz için ani bir baskında kötü bir senaryoda kalabilirdi Orianna. O yüzden pek agresif olmak istemedi aslında. Çünkü Lulu da geliyordu alt koridordan. Onu da görmüştü. Geri çıkmayı tercih etti. Şimdi Doktor'dan bir orta koridor baskını göreceğiz. Yeteneğini attı ve tutturdu Karma'ya karşı. Ama kulesinin altında hızlı bir şekilde koşmakta olan Karma'ya devam etmeyecekler. Bu arada Karma'nın vurduğu Q yeteneği de bayağı hasar verdi Orianna'ya. Şimdi Ezreal'ı mı sıkıştırmayı deniyorlar alt koridorda acaba? Rengar yine tehlikeli pozisyonlardayken. Rengar'ın nerede olduğunu gördüğümüz her an bizim için güzel. Totemleri basmaya devam et Rengar. Şimdi Rengar'ın nehirde Ejder'e karşı bir noktada olduğunu görüyoruz. Ezreal'ın üstünde bol miktarda hasar var. Suya hapis tutmayacak orada Nami tarafında. Burada Rengar gerçekten toprak ejderini başlattı. Lucian'ın da yardımıyla çok hızlı bir şekilde alıyorlar şu an orada engelleyici totemler olduğu için. Doktor'dan gelen ulti, Ezreal'ın ultisi çalmaya etmeyecek ama çok güzel bir hasar tutuyoruz şu an üzerlerinde. Lucian düşmek üzere, Lul'den gelen ulti Rengar'ı kurtardı ama kendisini kurtaramayacak. Karma'nın canı da çok az. Maokai savaşta önemli bir etkiye sahip. Rengar görünmez bir şekilde arkadan gelip Doktor'unu indirirken Ezreal'dan şahane bir bitkinlik Rengar'ı düşürdüğünü görüyoruz. 3'te 3 yaptı Ezreal şu anda. Muhtemelen Maokai'da düşecek. 1 gram canı kaldı. Haydi devam et, devam et Ezreal. Orta koridordan sıçrayla takip geliyor. Bir Q daha yerleştirdi ama kırmızı güçlendirmesi olmadığı için yavaşlatamıyor. Güzel bir W geldi. Karma'dan hızlandırma geliyor. Devam edemeyecekler bu noktada. Ejder'i verdik. Karşılığında 3 skor aldık ama biz de bu savaş sırasında Nocturne ve Orianna'yı kaybettik. Dolayısıyla çok avantajlı değiliz bence. Ama Ezreal'ın üstüne gelen skorlar ona bol miktarda altın kazandırdı. Bu arada minik bir yanlışlık yaptım sunarken ondan özür dileyeceğim. Ezreal'ın attığı bitkinlik değil, tabii ki de Nami'nin attığı bitkinlik Ezreal'ın aldığı skor şeklinde olacak. Bu savaş neler oldu, neler bitti, hemen senden yorum bekliyoruz Kaan. Tabii ki de hemen ben bu Ezreal'ın 4 skoruna değineceğim aslında. Bu 4 skorla birlikte alt koridordan kar topu etkisi yaratabiliriz. Her ne kadar 3 skorda Rengar olsa bile bitkinliğimizin olduğu her savaşta Rengar'ı durdurabiliriz diye düşünüyorum. Bu savaşta neler oldu demek dersen çok güzel bir şekilde Nocturne ultisi, Nami ultisi birbirini komboladılar ve Nocturne'ün biraz daha hayatta kalmasını başarabildiler orada. Çok güzel bir combo yaptık. Devamında gelen Ezreal 4 skoru da şahane oldu bizim için. Aslında burada biz kazandık diyebiliriz. Her ne kadar ejderi versek de. Yani toprak ejderlerinin oyundaki etkisi aslında bir hayli yüksek bence. Kulelerimize verdikleri hasarın artması bizi üzecek. Olsa da aldığımız skorlar, yani özellikle işte nişancımızın bu kuvvete ulaşması kesinlikle mutluluk verici bence de. Evet. Savaş öncesinde, herhangi bir takım savaşı öncesinde Ezreal'ımız karşı takımı bayağı üzecek. Tüm bunlar yaşanırken üst taraftaki sonsuz savaş hala bitmiyor. Poppy'nin 0-1-5 olduğuna dikkat çekelim. Maokai'dan biraz daha altın avantajı var diye düşünüyorum. Minyon sayısı da fazla olduğu için. Hala üstünlük kurmayı başarıyor üst koridorda ama öldürebilecek kuvvete değil. Evet. Zaten kalkanların savaşı oluyor. Maokai pasifinden kalkabiliyor. Aynı şekilde Poppy de yeteneklerinden ve tekrardan pasifinden kalkanı aldığı için bitmeyen bir savaş. Orta koridorda Orianna'nın canı yarıya kadar düşmüş durumda. İki büyücünün üzerinde de mavi güçlendirme var. Dolayısıyla bekleme süreleri azalmış halde manaları bol bol doluyor ve birbirlerini sıkça dürtebiliyorlar. Ben orta koridorda bir baskın bekliyorum aslında. Diyecektim ki iki karakter de geri dönüyorlar. Bu alt koridorda aldığımız killerden dolayı, Ezreal'ın daha doğrusu aldığı killerden dolayı
Rakibi minyonlara yaklaştırmamayı denemeliyiz. Lane'i dondurmalıyız diye düşünüyorum ben. Ki baktığımızda aralarında 30 minyonluk bir fark var. Üstüne skor farkı da var. Ezreal aslında şu an gerçekten bir hayli güçlü. Duruşuna göre evet, diye tahmin ediyorum. Evet, şu an bayağı güçlü durumda. Herhangi bir takasta önde çıkabiliriz ama bunu yapmamalıyız tabii ki de. Çünkü Rengar'ı ultisinden aldığı hareket hızıyla anında yanınıza belirebilir. Bizim için kötü bir senaryo olabilir bundan dolayı. Alt koridora doğru yaklaştığını görüyoruz kediciğin. Hemen görüşümüzü korumak için orada dürtükledik rakibimizi ve totemimizi kesmelerine engel olduk. Şimdi Süleyman Demir Üniversitesi'nden Karma Nocturne'e yarı can hasar verdi tek bir Q'yla. Onun kombolarına çok dikkat etmek lazım ki Karma 12 levelken bizim Nocturne'ün 9 level olduğuna da 9 seviye olduğuna da dikkat çekelim. O yüzden de birazcık geride kalmışlığı var. Şöyle hafif bir tecrübe puanına ihtiyacı var derken ulti geldiğini görüyoruz. Hemen tabii ki de Lucian'ın üzerinde Lulu'dan kalkan gelecek. Rengar içeri girdi. Üstünde bitkinliğini yedi. Ezreal geri çekilmek durumunda kalıyor. Bu savaşı kaybediyor gibi görünüyoruz. Nami'den gelen suya hapis çok güzel iki kişiyi tuttu. Şimdi ışınlanlar aynı anda geliyorlar ve bu suya hapis sayesinde rakibimiz geri çekilmek durumunda kaldı. Maokai kendini kötü bir pozisyonda bulacak diye düşünüyorken ben rakip bizi katletmeyi başardı bu noktada. Poppy geri çekilmek durumunda kalacak. Nocturne'un manası hiç kalmamış durumda. Orianna'nın canı kritik. Ezreal'ın canı kritik. Bu savaştan skor çıkarmak bizim için kolay olmayacaktır eğer öyle bir şey başarabilecek olursak, ki zannetmiyorum. İki tarafta geri çekiliyor. Burada bir tık geri düştük yine. Rakibimiz bizden üstün oynadı bir parça. Sanıyorum yine hafif bir ormancılar arasındaki erken oyundaki güç farkından böyle bir şey gerçekleşti diye düşünüyorum. Nocturne evet, çok evet, erken saldırdı ama zaten işin analizini sana bırakıyorum Kaan'cığım. Evet. Aynı şekilde Nocturne araya girdikten sonra Rengar'ın hemen belirdiğini de gördük yanında. Ondan sonra TP'ler geldikten sonra, ışınlanmalar geldikten sonra Nami biraz önde kaldı. Herhalde bir iletişim bozukluğu oldu orada diye düşünüyorum ben. Çünkü takım arkadaşları geriye doğru çıkarken Nami biraz daha ileriye doğru gitmeyi tercih etti. Ondan sonra da TP ışınlanma sıçrasıyla birlikte kolay bir şekilde Nami'yi almayı başardı karşı takım. Böyle küçük hatalar yapmazsak her şey iyi gidiyor diyebiliriz bizim için. Çünkü 6 farkında birazcık öndeyiz. Aynen, tam ondan bahsedecektim. Rakibimize karşı objektif olarak bir ejder eksikliğimiz var ama en azından 700 altınlık ufak bir avantajımız var. Dolayısıyla henüz üzülmek için erken. Böyle minik dersleri erkenden alıp sonra hareket etmek güzel olacaktır. Bu arada Okyanus Ejderi çıkmış durumda ve bizim oradaki totemimiz in görüşü engellendiği için şu anda bir fikrimiz yok neler olduğuna dair, tahmin ediyorsak da göremiyoruz ve böylece Okyanus Ejderi'ni de kaybedeceğiz. Bu üzdü. Bir darbe daha yedik ejder anlamında. Özellikle Ezreal ve Orianna gibi uzaktan vakitli aralıklarla dürten şampiyonlar için bizim için çok avantajlı olabilirdi bu Okyanus Ejderi. Evet. Hemen arkasından oradaki görüşü kaldıracağız ve bir savaş çıkabilir diye düşünüyorum. Çabuk toplanamadık ejderde. Bu da karşı takımın ejderi almasına sebep oldu. Hala vadi alameti var. Bunun yerine Nocturne ile Poppy internetin vadi alametini alabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü ejdere girdiğini fark etmiştik zaten biz. Ki vadi alameti de gitti. Onun yerine kule almayı tercih ettik. Kule değil, ilk kule kanı. Evet. Ezreal'a gitti. İlk kule altını almamış olmamız yine güzel bir haber. Aradaki altın farkını 1800'e çıkardık ve alt koridorda güzel bir kümeleşmemiz var şu anda. Ama Orianna yarı canını kaybedecek yine karmadan gelen Q dolayısıyla. Hatta devam ediyoruz. Evet, kuleyi kuşatmaya da devam ediyoruz. %15 hasar verebildik. Şimdi Lucian'dan gelen infaz hem minyonları temizlemek hem de bize hasar vermek için olacak. Şimdi güzel bir Q geldi. Nocturne'un ultisinin karma üzerinde olduğunu görüyoruz. Nami'nin ultisi çok etkili olmayacak. Ortaya atlayan Rengar Lulu ultisi ne rağmen düşecek bu noktada. Güzel bir skor çıkarmayı başardık. Güzel hasar dağıtmayı da başardık. Devam bile edebiliriz gibi görünüyor aslında. Ki devam edeceğiz evet, aslında sanıyorum. Ezreal çok agresif bir şekilde sihir geçişiyle ileri doğru geçti. Şimdi Lucian'ın canı %35'lere kadar düşmüş durumda. Kenardan dürtmeye çalışan Karma Nami'ye bir aile hasar verecek ama Nocturne ve Orianna ikilisi orada Lucian'ı düşürdükten sonra Lulu'yu takip edecekler. Orianna'nın canı çok kritik halde. Nocturne'un
canı çok kritik halde. Burada aldığımız skorlardan bir kısmını geri mi vereceğiz derken karma da düştü. Muhteşem oynadık. Üstüne bir de kuleyi de aldık. İşte beklediğimiz performans bu. Bau Esports Blue takımından 5000 altına kadar yaklaştırıyoruz farkı. Bu haberlerle coşan Poppy de gidip yukarıda Mauka'yı darlıyor. Üstüne inhibitor kulesini de açacağız. Evet. Devam da ediyoruz. 3 kule açtık tek bir ittirmede. İlk kule altında aldıktan sonra devam ederek bu miktarda skor ve kule çıkardık. Ve sanıyorum mental olarak biraz sarsılmış olan Süleyman Demirel Üniversitesi Rengar'ı bu noktada bir hata yapıp tek başına içeri girdi. Ve bu da onlara bir skora daha mal oldu. İnhibitörde. Muhteşem oyun. Tebrikler çocuklar. Gerçekten karşı muhteşem oyun. Karşı takımın yaptığı hatayı o kadar iyi değerlendirdik. Evet, Mauka'yı hatta sıçrattı üstüne. Devam edecekler. Bir de ışınlanmasını kullandı. Bu arada intikam peşinde bir Süleyman Demirel Üniversitesi oyuncusu Mauka içeri girecek ama tek başına verebileceği hasar yeterli olmadığı için evet, orada kötü bir şekilde düştüğünü göreceğiz. Üstünü bir de dönüp Lulu'ya vurduk. Yani orada sanıyorum bizi sıkıştırmak istediler. Hepsinin canı yarım, manaları bitmiş durumda. Maokai sen şuradan sıkıştır, biz arkadan geliyoruz abi patlatacağız diye düşünmüş olabilirler. Ama Maokai erken geldi, diğerleri geç kaldı ve tek başına kalan bir tank oradan hiçbir skor da çıkaramadığı için boşu boşuna bir skor daha vermiş oldular. Aradaki altın farkı böylece 7000'e çıktı. Muhtemelen evet, tilt yani. Oldular. Evet, orada aktörden gelen bir ulti şu anda karmanın üzerinde seni kesmek durumundayım. Dolayısıyla korkutma etkisi uygulandı. Orion'la gelecek bir skor daha. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi oyuncuları tek tek dökülüyorlar. Acilen bir toplanıp takım savaşı yapmaları, fikren kendilerini toparlamaları lazım. Evet, şu an hiçbir cevap veremiyorlar. Tamamen fikir ayrılığını düşünmüş. Rengar ultisi acaba bir cevap mı diye düşünürken hayır, o da çok fazla hasar alacak. Aynı hatayı arda arda yapmaya devam ediyorlar. Muhteşem bir şok dalgası geldi Orianna'dan. Takımın arka saflarına doğru devam edecek ama skor çıkaramayacağız oradan sanıyorum. Lulu son anda kurtulmayı başardı ama Maokai'yi orada düşürmeyi başaracağız kuleden. Son bir vuruşla Nocturne'de maalesef hayatını kaybedecek. Ama kuleyi kuşatmaya devam ediyoruz çünkü rakiplerimizin tamamının canını çok azaltmayı başardık bu noktada. Tamamen dağılmış durumdalar şu an. Hatta Baron'a gidiyoruz. Hızlı bir şekilde alacağımızı düşünüyorum. Bu arada rakipten görüş geldi. Baron'u aldığımızı biliyorlar. Lucian'dan bir çalma girişimi gelecek mi acaba? Aradıkları moral bu olabilir. Poppy'nin ultisi etkili olmayacak. Rakip geliyorsa kurtarayım diye attı. Son bir vuruşu bir hal geldi. Nami'de kaldığını görüyoruz skorun. Aman diyelim, böyle şeylere dikkat etmek lazım. Ya o karma olsaydı diyerekten. Evet. Baron'u da aldık. Şu an çok emin adımlarla ilerliyoruz. Tek bir kuşatmada oyunu bitirebiliriz. Orta koridordan ya da üst koridordan. Böyle devam edelim. Süper ilerliyoruz. Karşı takımın yaptığı hataları çok güzel değerlendirdik. Yani resmen hataları bile değil. Yani tabii hata serisi demek doğru olabilir. Yani tek bir noktadan yakaladı bizim çocuklar ve ejder konusunda gerideydik. Biraz ben ormancımızın da geride olması dolayısıyla sorun yaşayabileceğimizi düşünüyorken tek bir iplikten tutup bütün oyunu kendi lehlerine çektiler şu an gerçekten. Güzel bir hareketti. Alt koridordaki süper minyon baskısı devam ediyor. Şimdi bakalım herhalde bir orta koridor kuşatması deneyeceğiz diye düşünüyorum. Aktörden gelen ultiyle Rengar'ı yakalamayı başardık. Korkutma etkisi geliyor. Bu noktada Rengar'ı kurtarabilecek kimse yok. Hareket hızı onu şu anda yardımcı olmuyor ve Ezreal ve Orianna'dan gelen ekstra hasar da kediciyi düşürmeye yetecek. Yine 4'e 5 bıraktık rakiplerimizi. Poppy üst koridordan Baron güçlendirmesini kullanarak ittirme yapmaya devam ediyor. Alt koridordan direkt oyunu bitirmek mi istiyor bizimkiler yoksa orta koridora mı rotasyon yapacaklar? Yapabiliriz şu an. Ezreal'ın yediği hasara fakat dikkat etmek lazım. Resmen %30 cana düştü adamcağız. Nocturne'ın manası bitiyor. Bu konuda da dikkatli olunmalı. Orta koridoru büyük ihtimal alacağız. Evet, inhibitor kulesi düştükten sonra inhibitor da düşecek. Şu an aradaki altın ve seviye farkı dolayısıyla, gerçi seviye farkı çok yok derken şok dalgası Lulu'yu orada sen artık yoksun muamelesi yapacak Lulu'ya. Ve Baron güçlendirmesiyle gelen süper minyonların ardından Poppy
Baze yapıştırdı Lulu'yu. Ardından gelen Ezreal ultisi. Ardından düşmemekte ısrarcı olan Maokai ama kuleleri kayboluyor. Arka saflardaki Maokai'nin çok bir etkisi olmayacak. Oyunun bittiğini bence şu an izliyoruz. Karma da düşecek. Rengar kaçmak için ultisini kullanacak, bir şey değişecekmiş gibi. Ve Bao Esports Blue takımı Süleyman Demirel Üniversitesi'ni bu maçta alt ediyor olacak. Tebrik ediyoruz iki üniversite gerçekten. Takımı oyuncularını da gerçekten güzel bir maç izlettiler bize. Özellikle erken oyunda Süleyman Demirel Üniversitesi'nin orman kontrolü, objektif kontrolü çok iyiydi. Ama tek bir hata yaptıktan sonra tilt olup çok hızlı bir şekilde bütün maçı kaybettiler. Şöyle diyebilir miyiz Dora, sence altın tepside bize maçı sundular? Kesinlikle. Gerçekten maçı bize sundular ve biz de kazanmayı başardık. Tebrik ediyorum iki takımı da. Hı hı. Harikayız.